okeyiz. Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ankara'dayız, otonomideyiz. Test konuğumuz da bir BMW X5. Öncelikle 4.8 motorlu 8 silindirli bu makineyi bize sunduğu için otonomide bulunan Acun Motors'a çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya geldik, gerçekten güzel ağırladılar. Güzel bir de makineyle bir video çekme fırsatımız oldu. Aracımız 4.8 motor. Aslında Türkiye'de az bulunan bir motor. Daha çok biz bu otomobili, bu E70 kasa kodlu ama 4.4'üyle ve 3.0 dizel ile biliyoruz. Biraz daha ekonomi için, biraz daha uygun olduğu için o motorlarıyla çok ülkemizde satılıyor bu otomobil. Aracımız 2007 yılında piyasaya sürülen bir X5 modeli. İkinci nesli X5'in. Totalde 4 nesli var. Bu otomobilin benzinli olarak 3.0'ı, 4.4'ü, 4.8'i, dizel olarak 3.0'ı farklı motor seçenekleri var. M versiyonu da bu modelde 2009 yılı itibariyle geliyor arkadaşlar. Test konumuz olan otomobil 8 silindirli, 4.8, 355 beygir güç ve 475 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Altı ileri ZF1 şanzımanımız var, joystick. Bu aslında E53'ün biraz makyajlısı gibi ama içinde dışında çok fazla değişim de var. Hani birbirine kasa olarak çok benziyorlar ama bir sonraki kasası olarak, bir sonraki nesli olarak geçiyor. Aynı zamanda test konuğumuz olan araç M-Teknik arkadaşlar. Şimdi önden hemen başlayalım. Ön tarafta mercekli farlarımız var, Bizenon, gayet güzel. Uzunlarımız da mercekli, kısalarımız da mercekli. Far yıkamalarımız, altta sis lambalarımız ve park sensörlerimiz mevcut. Ortada muhtemelen sonradan boyanmış, belki orijinal de olabilir bilmiyorum, böbreklerimiz var, çok güzel duruyor. Kaput kısmı biraz böyle şekilli şüküllü, agresif duruyor. Yan tarafta 20 inç jantlarımız var. Bu jantları BMW ve Ford modellerinden biliyorsunuz zaten. İki grupta çok yoğun olarak bu jantları kullanıyor. Yan tarafa geçtiğimiz zaman bir önceki kasasıyla neredeyse aynı. Önden arkadan daha çok fark ediyorsunuz ama bundaki çizgiler biraz daha böyle keskinleştirilmiş bir önceki kasasına göre. Aslında dönüşler yuvarlatılmış biraz daha. Daha keskin de 53'te ama çizgiler netleştirilmiş. Aracımızın ağırlığı arkadaşlar 2170 kilo. Yani 2.2 ton bu otomobilin ağırlığı. Bu şanzımanla ve bu motorla birlikte 6.5 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor bu otomobil. 620 litre civarında bir bagaj hacmimiz var. Ve 650 kilo civarında da bir taşıma kapasitesi mevcut. Hemen şöyle bir bagaj kapağını açalım. Bagajımız şöyle oldukça güzel. Alt tarafta bir kapağımız daha var. Onu da böyle açabiliyoruz. Burada güzel menteşeler var. Bunun üzerine oturabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmadan devam edebiliyorsunuz. Şunun altını kaldırdığım zaman görüyorsunuz bir LPG tankımız var ama tabii LPG'de uzun süredir kullanılmıyor. İlk yardım kitiniz burada. Şuraya bakalım hemen. Burada arkadaşlar bir tane 12 volt çıkışımız mevcut gördüğünüz gibi. Arka koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor ama bagaj kapağının, bagajın içerisini kaplaması falan gerçekten çok güzel. Şöyle önce alt tarafı, sonra üst tarafı kapatalım. Bu arada arka bagajda vakum da var. Hemen şöyle içine geçelim. Aracıta anahtarsız giriş ve çalıştırma var arkadaşlar. Çok tok kapılarımız var. Kapı yüzlerimiz böyle kocaman kocaman, geniş geniş. Buralar deri kaplı. Şurada krom kaplı kapı açma kolu mevcut. Buralar yumuşacık deri kaplı. Şuralar deri kaplı. Kapı içi gözlerimiz burada var. İçi de derin bayağı bir. Hani böyle boşluk kısmı böyle biraz az gibi gözüküyor, küçük gibi gözüküyor da içi derin arkadaşlar. İçerisine baktığımız zaman içeri komple deri kaplı. Tavanlarımız gördüğünüz gibi antrasit döşemeli. Aynı zamanda kocaman bir de cam tavanımız var. Bu orta tarafta bir tane kol dayanağımız var. Şöyle yatırabiliyorsunuz. Şuradan açtığınız zaman da iki tane bardaklığınız çıkıyor arkadaşlar. Bunu kapatalım şöyle bir. Hemen ortaya bakalım. Burada şaft tüneli yok. Bu otomobil 4 çeker. Alt tarafta gördüğünüz gibi multimedya sisteminin bağlantıları mevcut. Üstte arka taraftan da ayarlanabilen havalandırma menfezlerimiz. Yukarıda bir ekranımız mevcut. Bu da orijinal arkadaşlar. Yine arka koltuklarda 2 kademeli ısıtmamız da var. İçine doğru bineyim. İçeride burada baş mesafemiz şöyle. Gayet iyi. Diz mesafemiz de şu şekilde. Diz mesafesi de baya baya iyi bu otomobilde. Rahat bir şekilde oturuyorsun. Aşırı derecede yüksekte de değilsin. Bu arada sesim yankılanıyor arabanın içerisinde. Çünkü geniş bir araba. Baktığınız zaman şurada aydınlatmalarımız var. Tutamaklarımız 4 tane mevcut. Arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı da bu şekilde. Arkada bir tık yukarıda oturuyorsun ama koltuğun yapısına baktığın zaman çökerek oturuyorsun. Hemen ön tarafa bir geçelim ki bu arada ayarlı emniyet kemeri mandallarımız mevcut değil. Kapılar gayet tok. Bu arada aynı kapamamız da var. Buradaki malzemelerimiz de arkadakilerle yine aynı. Aynaları buradan elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklarımız hafızalı
ve elektronik arkadaşlar. Diğer taraftaki koltuklarımız da elektronik, gayet güzel. Burada aynı zamanda bir baldır desteğimiz var. Bu da güzel bir detay. İçine biniyorum. İçeride burada far kumandalarınız, far ayarlarınız mevcut. Aynı zamanda otomatik farımız, otomatik sileceğimiz de mevcut zaten bu otomobilde. Direksiyonuna geldiğimiz zaman bayağı etli, böyle kaburgalı güzel bir direksiyonu var. Buradan ses sistemi, buradan yol bilgisayarı, multimedya ayarlarını karışık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ortada bir tane standart BMW göstergemiz var arkadaşlar. Bu dönemin tüm otomobillerinde sunulan bir göstergeydi ve çok güzel bir gösterge. 6500'e kadar da çeviriyor gerçekten çok içten. Şuradan hemen anahtarımızı takalım. Arabamızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi elektrikli bir direksiyonumuz mevcut. Bu direksiyonda çalıştırdığınız zaman aşağı iniyor, kapattığınız zaman yukarı çıkıyor arkadaşlar. Şu yol bilgisayarı verilerini buradaki BC tuşu üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. 218 bin kilometrede arabamız. Gördüğünüz gibi 35 litre yakmışız çünkü bayağı bir gazladık abi. Ortaya geçelim. Ortada bir tane çok güzel ekranımız var arkadaşlar. Bu yeni nesli E70 kasayla birlikte gelen. Joystick de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Veriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu eski neslinde de vardı ama bu biraz daha böyle basitleştirilmiş. Daha rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ekran. Burada yol bilgisayarı verilerine, klima ayarlarına, ses sistemi ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda iki tane havalandırma menfezi. Burada bir tane çift taraf dijital klimamız. Ses sistemi var burada. Aşağı tarafa indiğimiz zaman park sensörü off, DCT, yokuş iniş, bagaj açma tuşunuz mevcut arkadaşlar. Şurada bir tane alanımız var. Burada iki tane bardaklık var. Ön tarafta bir tane göz. Şurada bir tane çakmaklık çıkışı mevcut. Joystick şanzımanımız burada. Sport modu var aynı zamanda bunun. Ve elektronik park frenimiz mevcut. Şurada bir tane kol dayanağımız var. Bu büyük bir kol dayanağı. Gördüğünüz gibi içerisi falan da iyi. Burada da bir tane AUX girişi var. Sağ tarafa geçtiğim zaman hemen şöyle eğileceğim zannediyorsunuz. Burada herhangi bir torpido yok arkadaşlar. Torpidomuz yukarıda. Buradan açıyorsunuz. İçerisi çok güzel kaplı. Yine bir tane CD changer da burada mevcut. Hemen şöyle kapatalım. Birinden kapattınız mı ikisi de kapanıyor bunun. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıda arkadaşlar burada ışıklı bir makyaj aynamız mevcut. Aynısı bu tarafta da var. Otomatik kararabilen iç dikiz aynamız da mevcut bu otomobilin içerisinde. E70'in iç ve dış detayları böyleydi. Hemen bir an önce kameraları bağlayıp gazlamak istiyorum. Abi araba çok zevkli. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Fuab hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sen hoş geldin. Eyvallah. Allah razı olsun. Ya da ben hoş geldim. O daha sen mantıklı. Hoş geldin. Doğru. Bir ciğer sesi duyalım abi. Duyalım reis. Harbi bildir şey. Abi vallahi güzel çatır diyor araba. Maşallahı var. 4-8. Abi bunu nereden buldun aldın ya? Tekkeli bir arkadaşımızdan ya. Sağ olsun. Ama maşallah çok da temiz bir araba. Makine de güzel. X5'in böyle bu kadar temizliğini bak o kadar gazladık ettik tık yok yani arabada maşallah var. Hiçbir arızalanması yani çok şükür. Bu kadar temizliğini bulması da zor yani gerçekten. Aynen. Bu arabanın. Şimdi ben bazen şey diyorum biliyor musun abi böyle işte hani galeri işi yapmak sadece yeni araba alıp satmak değil onu ben de yaparım. Onu herkes... Böyle araba alacaksın abi bir de aynen. Gol yemeyeceksin böyle arabadan. Tabii ki. Şimdi önemli o zaten. O çok önemli o gerçekten birikim istiyor bak. Kesinlikle. O mekanik birikim istiyor, görsel birikim istiyor, her şeyi istiyor. Ticari bilgi istiyor. Kesinlikle öyle. Abi şimdi arabanın biraz böyle tarihinden bahsedelim. Bizim için hikaye çok önemli. Özellikle böyle arabalarda. Hı-hı. Ben böyle bir otomobil alacak olsam hikayesiyle almak isterim arabayı. Nedir? Kimler kullanmış? Nereden gelmiş? Nasıl aldın? Sen nasıl aldın? Şöyle onu bir dinleyelim senden. Bu arada yeni mikrofon almıştım. Onun da gancası kırıldı. Şöyle sana vereyim abi. Allah razı olsun. Kardeşim bize iyi bir arkadaşımız var bu şehir dışında. Bayağı da nüfuslu bir arkadaşımız. O almıştı bu arabayı. Bundan bir 6 ay kadar önce. Biz de konuşuyoruz işte nedir ne değildir. İşte 4.8 çünkü olmayan bir motor. Türkiye'ye satışı olmayan bir araba. Borusan'ın getirmediği bir arabalardan bunlar. N62 bunun bir de farklı varyasyonları da var. 355'i, 500'ü de varmış abi bunun. 480'i var. 530'u var turbolu. Turbolu. Tabii bir turbolu, çift turbolu. Bu atmosferik 350 beygirlik bir araba. Stok bir araba. Araba güzel araba. Ne diyeyim? İşte E70 kasa kodlu. İlk sahibinden mi abi? Kaçın yok, sahibinden? Biz üçüncü sahibinden biz aldık bu arabayı. Geçmişini biliyorsun. Sahiplerini biliyoruz, tanıyoruz. Yani herhangi büyük bir kazaya şahit olmadığını biliyoruz. Bakımlarının ne kadar titiz olduğunu biliyorum en azından. Yani işte arabanın üzerine şu an mesela biz gelir gelmez gene normal temizlik satılmak için pastacılığa yapılıyor. Bu arabada seramik var. Hı. Yeni yapılmıştı seramiği falan zaten. Lastikleri, jantları yeni takılmıştı. Frem, işte diskleri, balataları komple yenilenmişti. Getirdi. Farklı proje için bu arkadaş bunu bize verdi. Sağ olsun.
yeni bir range verdik ona. 3.8 ve TDV8 verdik. O da hayrını görsün. Kazası belası bilsin. Bu arabayı kim alır? Bu arabayı yani bence yıllık 10.000 km'nin üzerine çıkmayan, böyle ikinci el kaygısı olmayan, biraz böyle ciğerli, otomobil hissiyatı olan, otomobil kültürü olan 8 silindirin sesini duymak isteyen insanlar alır. Hacim seven adam hacim alır. Seven alır. Yani 3.0 dizel standart X5'ten tabii. Standart X5'e hiç alakası olmayan bir araba. Çünkü nadir bir araba. Şu an Türkiye'de satılıkta 4-5 tane anca var. Bunların 2 tane 3 tanesi pert kayıtlı. İşte 400 bin kilometre ve inanılmaz. Yani o çok dikkatimi çekti. Diğer ilandaki arabaların tamamı 400 bin civarında 3 tanesi. Buradan mı gireceğiz? İleriden. İleri köprünün tamam. Altından sağa döneceğiz. Tamam. Şimdi arabalara bunlar da senin de biraz önce bahsettiğin gibi M Teknik 2009'da çıktı. Bunlar da M değil ama baldır desteği Recaro. İç alkantara siyah. Normalde BMW'ciler bilir. Tavan siyah olduğu zaman M diye geçeriz biz bunu. Head Up Play var. Keyless Go var. Tabii. Büyük hacimli araba. Güzel araba. X5. Yani dağda bayırda kullanmaya. Şehir. Sen arazide yaptın bunu. Biz arazi evet yakında o da kanalda Serhat İnci'nin kanalında bayağı bir offroad yaptık biz bununla. Hafta sonumuz bayağı keyifli geçti. Yüzümüzde böyle evimize gittiğim zaman ilginç bir gülümse vardı. Çocuklar diyor baba ne oldu? Siz boş verin biz bir mutluluk yaşadık evet. Abi şimdi gerçekten de araba keyifli. Biraz özelliklerinden falan bahsedeyim. Ben bunun bir önceki kasasını 53'ü de kullanmıştım. Hı hı. O da bir arkadaşımdaydı. Onu da baya böyle 4-4 kullandım. Miydi? Yok 3.0'da abi dizeldi. Şimdi onda ben mesela arabaya bindim. Dedim ki ya bir şey gibi Ford gibi. Nasıl Ford gibi? Güzel yol tutuyor. Direksiyon hissiyatı güzel. Sesli. Tamam arabanın iç kalitesi falan BMW vesaire ama buna bindiğim zaman sana ilk söylediğim şey dedim ki yaltım ne kadar iyileştirmişler arabada. Çünkü eskisinde şeydi. Böyle dizel moto o dizeldi tabii ses vardı ama rüzgar sesi falan da fazlaydı. Bunda sadece cam tavandan ses geliyor 150'den 160'dan sonra. Aynen. Onun dışında gerçekten yalıtımı güzel. Motoru çok ciğerli çalışıyor. Çok güzel bir sesi var ama içeriye gelen ses de çok az mesela aynen. Bu arabada. Önce ondan başlamak istiyorum. Süspansiyonlarını çok geliştirmişler. Bunda da çok bozuk yollara girdiğin zaman birden salma tabii 2.2 ton normal yani. Hangi süspansiyonla kaldıracaksın bu arabayı? Ama bunda gerçekten biraz daha yumuşatmışlar. Aynı zamanda aynı şekilde güzel yol tutuyor araba. Bir de şu var fabrikanın haricinde bu arabaya 20 inç jant takılmış. 20 inç janta rağmen bu şekilde. Yani. Gerçi normalde 18-19 mu geliyor abi? 18'de var 19'da var fabrikada ekipmanda. Şimdi ona rağmen gerçekten çok tatlı bir şeyi var. Süspansiyonu var. Ben beğendim. Hani dediğim gibi böyle çok dik çukurlara girdiğin zaman şey yapıyor. Bırakıyor. Ama o normal yani bu kadar ağır bir arabada hangisine binersen bin hepsinde var. Tabii ki. Onun için özel bir sürü süspansiyon sistemleri var. Alırsın verirsin 70 lira. Ondan sonra tren gibi olur araba. Tren gibi olur araba. Ha bu da tren gibi. Onda sıkıntı yok ama o böyle daha bozuk yollarda daha konforlu yani olur. Yani sizin görmediğiniz biz neler yaptık araba yollara çıkarmaya. Aa, çıkmıyor aynen. Şimdi ilk defa kaymayan bir BMW biliyorum bu kadar aynen. Güçlü motorla beraber. Yengeç değil. Yani 8 silindir 350 beygir olmasına rağmen arabayı yoldan çıkartmak hakikaten de imkansız gibi bir şey. Şimdi yalıtım şeklimiz böyle arkadaşlar. Koltuklar rahatlaştırılmış. Buradaki konsol daha kullanışlı bir hale getirilmiş. Güzel olmuş da. Direksiyon sistemi birazcık daha değişmiş. Bunun servosunda da farklılıklar var evet. Bir önceki kasasına göre. Baya ağırlaşıyor direksiyon. Baya ağırlaşıyor. Bir de bu mesela şey tek tur dönüyor direksiyon. Aynen. Bu seni çok yormuyor. Hı hı. O manada da güzel. İçerisinin kalitesi de bence biraz daha artmış. Bu bir tık daha güzel bir önceki kasasına göre. Kromla birlikte piyano bile kaplamalar çoğaldı. Aynen. Bu kasayla birlikte. Güzel olmuş. Makyajlaması hakikaten BMW mühendisleri E3'ten sonra çok çok kendini geliştirmiş. Araba gerçekten çok güzel olmuş. Bu kasa benim beğendiğim X5 serilerinden bir tanesi. Ve bu mesela bundan sonraki X5'ler biraz daha böyle şey geliyor. Hani X6'yı böyle herkes sevmez ya sev ya terk et. Evet. Bundan sonraki X5'ler biraz öyle. Mesela biraz daha plastik kalitesi şey artık firmalara ben onu sürekli söylüyoruz işte millet otomobil fabrikaları para kazanmaya başladıkça onun farkına vardıkça malzeme kalitesinden hani ödün veriyorlar ya hani niye diyoruz bir 120W terkesine hayırdır çünkü gerçek Mercedes hiçbir zaman öldüremezsiniz. Aynen öyle sen dedin yani, ya işte bunu 30 yaşında bir adama ver 30 yaşında olarak arabayı tabii, bunu tabii. Yaşlandırır diye. Aynen öyle 70 yaşına kadar yani hiçbir şekilde arabaya zarar vermeden rahatlığı götürür ve adam da mutlu ölür. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Şimdi bu otomobilde tabii joystick de geldi bununla beraber. Yenilikler bayağı bir geldi. İşte kliması değişti, bir şey oldu. Joystick mesela güzel yani. Bunun herhangi mekanik bağlantısı yok abi. Yok. Mekanik bağlantısı olmadığı için burada daha fazla alan sunabiliyor sana. Aynen. Bu güzel bir detay.
Zaten güvenlik anlamında bu arabada hiçbir sıkıntın, hiçbir problemin yok. Onun dışında en önemli olan şey, abi 140, 150, 160 çok sessiz gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Sadece tavandan ses geliyor. Onda perdesini kapatıyorsun. Devam ediyorsun. O manada biz uçakla yarıştık az önce. Bizi geçti ama bir şey yaptık. Kendi çapımızda yarıştık abi. O konuda şey yok. O farkında değildi ama uçak. Aynen. Şimdi gelelim arabanın diğer detaylarına. Arkadaşlar arabanın motoru çok ciğerli bir ses çıkartıyor gerçekten. Bu sana bahsettiğim E38 test etmiştim. 4-4 diye. Zaten aynı grubun motorları. Aynı blok zaten. Şey ne onun adı? Aynı onun gibi çok ciğerden güzel bir ses geliyor arabanın içerisinde. Şimdi şu arkamızdaki Mercedes geçsin de bir gazlayalım abi. O da 4 Matic'miş, S500. O büyük abi mesela. Abi 6500-7000 lira kadar devir çeviriyor. Çeviriyor. Çok tatlı bir ciğer sesi geliyor ama gaza dokunduğun zaman o şanzıman da burada etkisi var. Tamam tork konvertörü çok hızlı değil ama motorla beraber olduğunda daha hızlı hissettiriyor çok güzel, sana. Çok güzel bir keyif. Çok keyifli. Mesela yani bunu küçük otomobillerde yaşamak çoğu yaşayabiliriz ama böyle bu hacimde bir araba için yaşamak hakikaten de ilginç bir duygu. Abi 2.2 ton yerden bu kadar yüksek. Bak 300 kilo da içinde varız biz neredeyse. Ona rağmen araba böyle çok şey yapıyor. Hiçbir zaman bu hacim olduğundan dolayı hiçbir zaman bir şey kaybetmiyor. Hiçbir zaman işte ya işte şöyle zayıfladı şöyle yok abi öyle bir şey yok. Yük de çeker abi sıkıntı yok. Hacim her şeyi her zaman söylüyorum. Hacim oldu mu gerçekten de bir otomobilde her şeyi buluyorsun arabanın içerisinde. O çok önemli bir şey. Arabanın yol tutuşuna gelecek olursak dediğim gibi bindiğim bu 4 çeker bir araba. X-Drive bir araba. Ama hani hiçbir şekilde böyle yoldan ayıramayacağın ağırlığıyla duruşuyla yani durduğu gibi kalıp gibi yolda hep öyle. Gaz diyorsun, ediyorsun, zorluyorsun yok. Hiç arkadan gelmez mi, önden gelmez mi? Tren gibi gidiyor abi araba. Hiçbir yerden kaymıyor. Ve bu yükseltide bunu yapabilmesi güzel bir şey. Bu yükseltide bunu yapabilen bir otomobille 200'de gitmesi çok güzel bir şey. Kesinlikle. O müthiş yani. Şimdi bir arabada 200-220 yapıyorsun hiç korkmaz mısın? Yok abi. Tren gibi. Viraj var girer abi. Bir şey hissettirmiyor. Şimdi hiç hiçbir şey hissetmiyorsun. Aynen. 120 gibi gidiyorsun. Aynen. Şimdi dip gaz yaptık kalktık. 0-100. 100 olduk arkadaşlar. Bu arada teknik veri 0-100'ü 5.5-6.5. 6.5 saniye evet. Şimdi 130 olduk mesela. Bir ara hızlanma yapalım. 120'de dip, 117'de dip gaz yaptım. 130 oldu. Şimdi tekrar bir ara hızlanma yapalım. 80'lerde bir basayım abi. Ara hızlanmalarını daha çok sevdim. Nasıl güzel kafa kaldırıyor araba. 80'de 40'da gitmişsin gibi oluyor. 78. Sport'a aldın tabi. 120. Şimdi bu otomobil direksiyon hissiyatıyla, yola oturuşuyla, gidişiyle ve bu motoruyla beraber seni sürüşün içine katıyor. Aynen. Yani şimdi bir otomobile bindiğin zaman hiçbir şey hissetmiyorsan alelade hızlı giden bir arabaysa. Mesela örnek vereyim. İşte VAC grubu otomobiller. Bende de Leon var şimdi. Leon işte Golf'tür, odur budur. Onların arasında en zevkli olan. Ama desen ki zevk seviyesi yüksek değil. Ben bir Civic'ten yeri geliyor daha fazla zevk alıyorum. Çünkü sürüşün içinde daha çok katıyor seni. Doğru. Basıyorsun gidiyor mu? Gidiyor. Hızlı gidiyor mu? Gidiyor. Hiçbir şey hissettirmiyor mu? Hissettirmiyor ama o zevk algısı o neyden kaynaklanıyor? Bir direksiyon. İki gaz pedalı. Üç frenin. Bak çok önemli frenin. Tabii. Şanzımanın vites geçişleri. Otomobilin süspansiyon uyumu, yapımı. Şanzımanla motorun uyumu. Bunların tamamının birbirine uyumu. Şimdi bu otomobilde gazlıyorsun. Araba sadece gitmiyor. Nerede devir çevireceksin? Nerede kaç bin devirde gideceksin? Mesela bu otomobilde aynı otomobilden yan yana koy. Sürücü işin içine girer. Ama yeni turbolu arabalarda aynı otomobilden yan yana koy. İki tane de sürücü koy. Gaza bassınlar ikisi de aynı gider abi. Aynen. Biri erken basmıştır, biri geç basmıştır en fazla olur. Ama bu otomobilde 3 boy açarsın aynı arabayla beraber. Tabii ki. Çünkü bu otomobilde atmosferik, tork bandı nasıl, beygiri nasıl üretiyor, nerede güçleniyor, nerede gidiyor, nerede kaçıncı viteste gideyim, nasıl gireyim viraja. Bunların hepsini sana düşündüren, hepsini yaptıran bir araba. İşte dediğimiz gibi virajlara falan mesela çıkanları tam oturtturabilirsen bunda saniye inanılmaz fark eder bu araba. Kesinlikle öyle. Bunda pilotaj önemli. Kesinlikle. Hissiyat çünkü atmosferik araba. İşte pilotun, şoförün işin içine girdiği arabalardan aynen bir tanesi. Şöyle bir daha bir gazlayalım. Şu kafa kaldırma var ya. Hakikaten keyifli. Turboymuş falan hikaye. Bu arada ortalamamız 35, aferin olsun. Yani bunu hazır arkadaşa söylüyoruz. Bir benzin istasyonuyla pazarlık etsin. Aynen. Sonrasında pazarlar. İndirimle kullansın. Tabii.
130-140'ları gördük arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi nefessiz de gidiyor güzel. Tabii şundan bahsedelim. Biz az önce bir C220 dizelle kapıştık. 2019 var. E220 dizelle. O motor da güzel bir motor. Bir iki boy fark attı abi bize. Şimdi, ama bak 0-100'ümüz hemen hemen aynıydı. Yani kafa kafa gittik sonra açtı. 120'den sonra açmaya başladı. Aynen ondan sonra o da tabii araba çok ağır abi. Bu araba 2.2 ton. Bizle birlikte 2.5 ton. Tabii bizle birlikte 2.5 ton. O da normal. Ama şu var, ben eminim ondan daha güvenli gidiyoruz biz arabanın içerisinde. O tabii ses vermesler içerisinde daha fazladır bunlar. Tabii bir de şey, şimdi sen güven unsuru da çok önemli. Bunu da bu kadar yükseltiye rağmen çok daha güvenli gidebiliyorsun. Ya bu otomobil hani böyle çok anlatacağım bir şey yok. Yaşaman lazım, kullanman lazım ama bunun için de birazcık işte yolunda kullanman lazım, biraz gazlaman lazım. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Arabanın yol tutuş seviyesi şöyle. 170'te makas atıyorsun atıyor. Tıkır tıkır giriyor. Yani 60'la ben bu arabayı sıfır çizmeye çalıştım. Açığını söyleyeyim, hafta sonu çizemedik. Yok baya abi şimdi bütün DTC'yi, ESP'yi hepsini devre dışı bıraktığımız halde az önce de bıraktın yok abi yok, araba bırakmıyor yani ne şey yaparsan yapmıyor. Yap. Öyle arabayı da severim ben bak. Güzel. Ailenin tüm üyeleri kullanabilir. Tabii, kesinlikle. O çok önemli. Mesela bazen güçlü bir BMW alıyorsun. Abi herkes kullanamaz yani o arabayı. Tabii ki. Bir yerde cart diye açtırıverir güle güle ondan sonra. Allah bereket versin. Arabamız böyle de abi çok zevkli bir dakika geçirdim gerçekten. Hani bu otomobilin böyle temizini bulup da kullanabilmek de. Çünkü bu otomobiller genelde daha çok bakımı yapılmamış, düzgün kullanılmamış, işte bir yere eskimiş. Bu arabanın içerisinde bak bu model BMW'lerin özellikle içerisinde çok fazla Uhu, Japon yapıştırıcısı ve hızlı yapıştırıcısı bulabilirsiniz. Tamam. Şunu sökersin altından hızlı yapıştırıcılar öyle çıkar. Niye? Çünkü parça pahalıdır. Adam tabii, işte almaz. Onu tamir yoluna gider. Aynen tamir yolunda bir şerefi var şimdi. Ona da gitmiyor tam olarak ama. Şimdi bunda mesela öyle bir şey yok. Gerçekten o manada beğendim. Bir tek arkadaki plastiği gördün mü? Gördüm aynen. O trimler işte yüklendiğiniz zaman artık plastik kavrayıyor çünkü. Tabii. Araba 2020 model. Sene 2020 13 yaşında tırnakları atıyor. Başka bir muhabbet yoksa dashboard'ta sen zaten yani çatlama matlama hiçbir şey yok zaten. Fark edersen. Gayet güzel abi kesinlikle. Bu arada devir oranları bizim şanımızdandır. Hep bahsediyoruz. Bahsedelim arkadaşlar. Şu radar mı abi? Hangisi? Yok. PTS sadece muhtemelen. Şöyle şimdi bir devir oranlarından bahsedelim. Kaçta? Ama bunda şey abi. O alttan gelen ciğer sesi var ya. Böyle gelsin istiyorsun. Daha böyle az geliyor çünkü. Normal giderken gidemiyor. İnsana kılıklıyor. Şimdi şanzıman da çok hızlı. Yani DSG'ye yakın. Senesine göre çok çok hızlı. Çok çok hızlı. Abi. Şimdi mesela bu arabada arkadaşlar sportu kapatalım, vites düşürmüyor. Şimdi bakın mesela 100 km hızda son viteste 1900 devirlerde gidiyorsun. Hatta 1600 devirlerde gidiyorsun. Bir vites daha düşürdü. Biraz daha gazlayalım. Bir de çok rahat devirleniyor ya. O da adamın hoşuna gidiyor. Hemen devirleniyor. Mesela şimdi 140 km hızlarda arkadaşlar 2500 devir bantlarında gidiyor. Devir oranları da gayet güzel. Aslında dediğim gibi hani çok nadir olur. Bir araba biraz daha bağırsın istiyorsun. Çünkü o gelen ciğer sesi az geliyor. Aynen. Az daha gelsin ya biraz daha gelsin falan diye. İnsana zevk veriyor çünkü. Zevk veriyor. Yani buna mesela şimdi değil mi babamla binsen babam da biraz gazla der yani herhalde falan. Çok güzel çünkü diye. Sağdan mı? Soldan devam ediyoruz tamam. Umarım güzel zevkli bir video olmuştur. Biz abi kafalarda biraz uyudu. Muhabbet güzel oldu bence. Ben çok zevk aldım. Allah'a emanetsiniz. Bir an önce Subaru'ya gitmek isterim. Bir de ona bakalım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah.